Arzu Alcı da vardır ya. Arzu Alcı zaten görev vermeye meyilli birisi. Ki varmış yani. Yani Arzu Alcı rapor diye bir görev. evet, tekrardan hatırlatmakta fayda var. Sürekli olayların akış örgüsünde biz de devam ettiğimiz için bazı görevlerin atlanması çok normal. Bunu istediğiniz kadar sıralı bir şekilde yapın. İlle ki atlanıyor. O da aldığınız seviyeden dolayı. Çünkü örnek veriyorum, Meran'da buz büyücüsü keserken sadece buz büyücüsü kesmedik. Etraftaki yaratıkları da kestiğimiz için. Ondan dolayı XP daha fazla geliyor ve seviyemiz görevden önde gidiyor. Bundan dolayı görevler geride kalıyor. Ama tabii ki o görevlerin hepsini ne yapacağız? Halledeceğiz. Arzu Alcı ile konuştuğumda Arzu Alcı'ya rapor, 45 seviye görevi. Meran şehrinin meydandan fotoğrafını çek. Hoş geldin sevgili dostum. Uzun zamandır uğramadım. Endişelenmeye başlamıştım. Arzu Alcı'ya şehir buluşunuzu ve Domuz ile yapılan görüşmeyi harfi harfine anlatıyorsunuz. Durmayın. Politika işe karıştığında ortalık her zaman karışır. Bir şehir dedin ha. Yılan kahve bedenlerden bahsettin. Medeniyet seviyelerinin yüksek olduğunu gözlerinle gördün. Ve dahası bu medeniyetleri korumaya çalıştıklarından bahsettin ki bu zaten aşikar. Bütün bunları tahmin edersin ki bir yudum bir şeyler içmemi gerektiriyor. Bir saniye dostum, düşünmeliyim. Arzu Alcı kadehini doldurur. Biraz aklımızı çalıştıralım. Domuz Bey bu haberi gazetede yayınlattığı zaman ortalık mezbahaya dönecek. Bütün maceracılar ortalığa dökülecek. Eski arayışçılar bir araya gelecek. Çok karışacak her şey, çok. Çıkarken bir bak istersen. Savaş diye bir genç var. Gazeteleri o getir buraya. Gerçi bize ne? Evet, bize ne? Biz işimize bakalım. Bu uygarlık neyin nesi? Domuzun bu şehri bildiği gün gibi açık. Onun öğrenebildiği şeyleri pekala biz de öğrenebiliriz. Ben bu konu ile ilgili biraz araştırma yapacağım. Bu arada sen de bölge ile ilgili bir araştırma yap. Benim için bölgenin meydan gibi bir yerinden resimlerini çek. Kendine dikkat et. Etraf çok tehlikeli. Arzu Alcı her zaman olduğu gibi bizden yine bir fotoğraf istedi. Gene fotoğraf, gene aranjmanlık. Ve dikkat etti mi? Adamın ağzı hiç boş durmuyor. Sürekli bir şeyler içiyor. Evet, maalesef öyle yani. Aslında bizden fotoğraf isteyeceğine bir çay kahve istese, ona götürsek de bu fotoğraf görevlerini teşkilattan başka birilerine yaptırsa nasıl olur? Mümkünatı var mı sence öyle bir şeyin yani? Bulmuş bizim gibi iki tane. Hamal bulmuş ya. Kullanıyor. Aynen, kullanıyor bizi. Sen hemen ışınlandın herhalde. Seni bekledim Topkapı'da Oo, beni görmeden ışınlandım ben. Öyle mi? da. Bayağı bir hızlı oldu. Tabii ikinci ekrana bakıyorum, belki gözümden kaçmış olabilir. Meran Şehir Meydanı'nın fotoğrafını çekti. Nasıl çekiyoruz? Şimdi. O zaman zihin var mı? Zihin sende. Zihin yok. Zihin puan vermedin, değil mi? O zaman şöyle yapalım. Şu ortadan menzilli bir şekilde gidelim. Bize inşallah dalmazlar. Tam ortadan buzu hissedin diyor. Evet. Tamam. Bak gideyim ben en öne kutup açayım. Sen görevini yap. Sonra sen gel. Ben kutup açayım. Pardon, sen aç. Ben gideyim görevimi yapayım. Olur mu? Tabii ki. Güzel bir fikir. Şunu Güzel bir öldürelim. plan. XP gelsin. Arkadaki de buzu hesemeyiz. Onu kaçırman lazım. Dur dur, çok gitme çok gitme. Yok, bu kaçmaz da buzu kaçırmamız lazım. Bak seni, ha. Sana dalmıyor. Nasıl dalsın? Şimdi. O zaman gel beraber buradan adım atalım. Evet, buz büyücüsünde kaçırdık şu Ben anda. böyle olduğu gibi buradan yukarıya doğru gidiyorum. Herhalde buradan da görev. Bilmiyorum ama. Şöyle Gidip yapalım. direkt kutup. Şunu bir keselim, şu uçan muhafızı. Şu öndeki iki tane var ya. Tamam. Bak buz geliyor. Ben ona bir zihin atayım senin için. Şimdi gidelim o zaman. Sen kutup açarız burada, bir şey olmaz. Ben şöyle biraz uzak durayım senden. Gel gel. Dur bak gel. Ay oğlum sen de girdin. Tamam, ben en azından belki Şöyle görevi yapalım. yaparım. Ben gruptan bir çıkayım. Nasılsa bir şey kesmeyeceğiz. Sen git Evet. ileri. Sen kutup açsana. Evet. Şu anda Anıl'ı kurtardık. Tamam. Görev oldu mu? Oldu. Test at, test at. Ah be. Fotoğrafları, Attın evet, fotoğrafları çektiniz. Arzu Hacı ile konuşuluyor. Burada ölelim tabii ki.
Bir an önce Topkapı'dan Arzu Alcı'ya ışınlanmamız gerekiyor. Evet. Güzel bir taktik uyguladık bu arada. Kendimizi de tebrik ediyorum şurada. Biraz acemi davrandık ama olsun. Acemi değil de aceleci diyelim. Ha, aceleci, evet. Ben girdim bu Şur. arada Topkapı'ya. Evet, şurada bir örs alalım. Tekrardan Ahmet'in kahvesini ışınlamamız gerekiyor. Aynen. Buradan. Hemen. Ya farkındayız ama bir 50 level olmak üzereyiz. Güzel geldik gerçekten. Buraya kadar gelmek hiç kolay olmadı. Bu süreçte zaten arkadaşlarımız ne kadar zorluk çektiğimizi biliyor. Uzun bir süreç gerçekten. Arzu Hacı'yla tekrar konuşuyorum. Fakat burada görev teslimatı yok. Doğrudan bir görev çıktı karşıma. GBM 68B görevi. En alçaktan en yükseğe gongların yanına gidin. Normalde biz az önce kaç seviye görev almıştık? Normalde biz 49 mu? 45 olması lazım. Hayır, 45. Onun devamı bu. Evet. 45 ile görev yapıyoruz şu an. Yani devamı niteliğinden ben de tam onu soracaktım da sen soruya cevap Evet. verdin. Aslında sormadım. En alçaktan en yükseğe gongların yanına gidin. Dostum ben bu aralar seni bekliyordum. Kaygılıyım. Ortalık düşündüğümüzden fazla karışacak. Getirdiğim fotoğraflara bakalım. Göz kamaştırıcı. Arzu Hacı bir süre fotoğraflara bakı kalır. Ve ürkütücü. Fotoğraflarımızın olması iyi oldu. Senin yokluğunda biz de Işık'la beraber şehre bir yolculuk düzenledik. Bunu kimsenin bilmemesi gerekiyor. Bazı araştırmaları yerine yapmam gerekiyordu. Ayrıca çok dikkatli ol. Seni izletiyorlar. Hem de tek bir grup değil. Biz şehirde buranın bir şehir olduğundan eminim görülmeden yol alabilmek için değişik teknikler kullandık. Bu yılan ırkının bazı hikayelere rastladığımız, çok da yabancı olmayan bir mitosla bağlantısı olduğuna dair kuvvetli bir hissiyatım var. Bu hissiyattan dolayı onlara Meren diyeceğim. Açıkçası gördüğüm şeylerden çok etkilendim. Belki fark etmişsindir. Ortalıkta elektrikten farklı bir enerjiyle çalıştığını düşündüğüm bir sürü teknolojik aygıt var. Yazı dilini çok fazla kullanıyorlar. Ayrıca gördüğüm kadarıyla geleneklerine de çok saygılar. Zira bazı binaların çok çok eski olduğunu söyleyebilirim. Her neyse, duvarlardaki bazı yazıları tercüme etme şansım da oldu. Dilleri çözebildiğim kadarıyla ailelere dair çeşitli hikayeler var. Ayrıca birçok yerden referans gösterildiği kadarıyla burası bir şehir. İstans diyorlar buraya. İstanbul gibi yani. Enteresan değil mi? Ama heyecan verici olan şeylerden biri o mavi duman. Bütün şehri garip bir şekilde dolaşıyor. Büyük, sarı, gonga benzeyen şeyler de var, gördün mü? Onların bulunduğu bölgelere çıkamadım. O gonglarda yüksek manyetik enerji olduğunu tahmin ediyorum. Zira bak, sana resimde görüldüğü gibi duman onların etrafında çeşitli daireler çiziyor. Şimdi sana bir aygıt göstereceğim. Bu GBM 68B. Yani genç bilgililerin 68 senesinde icat ettikleri bir makine. Buraya kadar güzel bir bilgi geldi. Evet. 68 senesinde icat ettikleri bir makine. Ne işe yarıyor? Yüksek manyetizma kayıtları yapmaya yarıyor. Yani enerjinin çeşitli formlarını ve yönünü tespit etmekte kullanılıyor. Beyaz Köşk bunları çok çeşitli işlerde kullandı. Kendileri hariç çeşitli büyücüleri yakalamaktan tut, dünya üzerindeki bazı önemli enerji merkezlerini tespit etmeye kadar. Bir ara okumalısın. Elimde köşk yıllıklarının iki sayısı mevcut. Bu aygıt kullanıyor. Arzu Elci size aygıtın kullanımını anlatır. Önce en alçaktaki gongun yanına gideceksin. Rüzgarı yakalamalısın. İbre saptığı anda kayıt başlayacak. Sen bu durumda koşarak bir yüksek gonga gideceksin. İbre sapmaya devam ederse daha yükseklerde başka bir gong olmalı ve kaynağın kendisi. Gongların sadece yansıtıcı olduğunu tahmin ediyorum. Enerjinin kaynağını bulduğunda kayıt almayı unutma. Sonra o kayıtları bana getir. Yorumlayalım. Yalnız bu çok dertli bir iş olacak söyleyeyim. Güvendiğin arkadaşlarının yanına al. Gizli bir şekilde gidebildiğin kadar git. Ancak saldıracaklarını tahmin ediyorum. Kendine çok dikkat et. Şimdiye kadar karşılaştığın ne varsa daha güçlü olduklarından eminim. Arzu Acı'dan böyle bir görev aldık. Gonglara gideceğiz ama tek başımıza yapabilir miyiz? Meren şehrini biliyoruz artık. Çok tehlikeli bir yer. Yani gonglar nerede onu bilmiyoruz tam olarak. Hatırlarsan ben sana Meren şehrine ilk girdiğimizde etrafı gösteriyordum. Diyordum ki böyle böyle yapılar var. Böyle Evet. heykeller var. İleride diyordum çana benzeyen şeyler var. Gong diye mi adlandırsak? Demek ki onlara gideceğiz ama yolu nerededir, nasıl gidilir? Senin gibi benim de hiçbir fikrim yok. Bir yardım almak gerekir mi? Yardımlık bir durum olabilir yani. O yüzden hani bir yardım edebilecek birisi varsa iyi olur.
Şimdi gongları unutmayalım. Seninle iki tane yere gitmek istiyorum. Birincisi Babali'deki Dile'ye. Çünkü oraya uğramamız gerekiyordu. Tabi seviye itibariyle bayağı ilerledik ama. Önceliğimiz tabii ki Junon. Junon görevine gelmeye çalışacağız. Ama öncelikle Babali'ye bir gidelim. Orada Demirci Dilek'le konuşmamızı söylemişti oyuncu arkadaşlarımız. Belki geride kalan bir görevimiz var herhalde. Önce onunla konuşalım. Ardından da seninle Yasemin'e gitmek istiyorum. Yasemin'e de bayağıdır uğramadık. Bakalım bizim için sürpriz görevleri var mı? Hep birlikte görelim. Önce şurada Babali komutanı ile konuşalım. Bu yok. Burada herhangi bir görev yok. Şimdi Demirci Dilek'e geldik. Merhaba Dilekçi. Evet, amplikatör elması görevi. Dileğe 20 adet amplikatör elması getir. Hoş geldin. Dilek dövdüğü demirleri bırakır. Hafifçe gerinerek eklemleri yerli yerine oturtur. Ardından bir havlu ile elini yüzünü kurular, elini sıkar. Etkileyici güzellikteki koyu yeşil gözlerini sizin gözlerinize dikerek konuşur. Bayağıdır görünmüyorsun buralarda. Ama iyi gördüm seni. İlan astım ama pek kimse yanaşmıyor. Bu iş için bol miktarda amplikatör elmasına ihtiyacım var. 20 tane kadar gerekiyor. Bilirsin, amplikatör elması tepe gözlerde bulunur. Pek kimse dalaşamıyor onlara. Ama sen bir çılgın olduğuna göre ne yapacağım belli olmaz. Belki bana bu elmaslardan getirirsin. Karşılık olarak kendi yaptığım bir eşyayla takas edeceğim. Aklında bulunsun. Eminönü'ne uğrarsan çarşıya selam et benden. Haydi kolay gelsin. Sağ ol. Burada bir görevimiz çıktı. Her zamanki gibi üzerimize büyük bir yük attı Demirci Dilek. Vallahi öyle ya. Dilek. Mevru ile bir konuşalım mı? Konuşalım. Aynen. Olur. Var mı bir şey? Yok, bir şey çıkmadı. En azından Dileğin sevinirim. şey. Çünkü Mevru'ya görev verdiği zaman bayağı Ha. uğraştırıyordu bizi. Ondan dolayı herhangi bir görev çıkmadığını sevindim. Şimdi ne yapalım? Mısır Çarşı'ya bir Ya. ışınlanalım. Ardından Meran'a gireceğiz ama bir Yasemin'e uğrayalım. Arkadaşlarımız çünkü o şekilde bir uyarı yaptı bize. Yasemin'de görev olabilir mi ya? Sanmıyorum ama. Ya seviye itibariyle biraz ilerledik aslında. Görev sıralamasına göre baktığımızda belki görev olmayabilir dediğin gibi ama yaklaşık 50 seviye olmak üzereyiz ki Yasemin'e de bayağı uğramadığımızı düşünürsek bir görev olabilir. Yani oyuncu arkadaşlarımız da uyardığına göre vardır bir görev ya. Anladım. Seni bekliyorum ama bu kez geride kaldın herhalde. Sen istersen konuş, ben çünkü Meran'a gittim, şimdi Mısır'dan geliyorum. Tamam. Eğer görev varsa anladım. Evet. Alırız. Yavaş yavaş Yasemin'e doğru koyulalım. Görevlerimiz de gitgide burada birikmeye başladı. Bakalım Yasemin'e geldik. Yasemin her zamanki gibi iskelenin ucunda bekliyor. Merhaba Yasemin. Evet, bir tane görev çıktı. 46 seviyede iskelenin sırları. Metnin şöyle bir doluluğuna bakarsak biraz uzunca bir metin olabilir bu. Galata Köprüsü'nün ucuna yürüyün. Aslında çok basit bir görev ama Yasemin'in herhalde o kadar uzun süre uğramayışımızın ardından anlatacağı çok şey vardır diye tahmin ediyorum. Bakalım yanılacak mıyız yoksa iki cümlelik bir şey mi var hep birlikte görelim. Yasemin bugünlerde daha az gözüklü iskelede kutulardan birini sırtına dayamış rüzgardan bozulan saçlarını düzeltiyordu. Yavaşça yanına yaklaşarak selam verdi. Yasemin şaşkınlıkla gülümsedi. Sevgili arkadaşım, üzerinde onca öteberiyle nasıl bu kadar sessiz hareket edebildiğine gerçekten şaşıyorum. Yoksa iskelenin masfalları gıcırdamaya mı çekiniyorlar? Nasılsınız? Uzun zamandır görüşemedik. Size teşekkür edemedim. Işıkla ilgili problemi halletmek için verdiğiniz desteği asla unutmayacağım. Bu arada Gizit'in gözüne gerçekten korku saldığınızı söyleyebilirim. Zararlarını karşıladım ve onlar bu işi unutmaya karar verdiler. Yeni bir operasyon yapmayı oldukça masraflı bulmuş olmaları gerek. Ancak siz nasılsınız aziz dostum? Düşünceli gördüm sizi. Hafif bir iş çekişiyle birlikte esprili bir cevap verdiniz. Kıyamet keyifsizliği. Yasemin yanıtınızın üzerine hafifçe tebessüm ederek devam etti. Bugün deniz sakin. Sakin olduğunda deniz iskele hafif hafif gıcırdar. Sıkıntılarım uzaklaşır. Düşünceli olduğunda küçük dalga sesleri iskele altında toklaşır. Böyle zamanlarda bir şey düşündüğümde çözümünü bulurum. Deniz heyecanlandığında iskeleye çarpan dalgalar havada toz haline gelir. İnsanın yüzüne hoş bir serinlik verir. Seni de heyecanlandırır bu. Kalp atışlarını hissedebilirsin. O gün mutlaka yeni bir şeylere başlamak gerekir. Ve öfkelendiğine kabarır. Bu ise her neyse. Meraklı ve hafif endişeli bir bakışla devam etmesini söylediniz. Devam edilecek bir şey var mı? Deniz öfkelendiğinde. İskele sallanır.
Hava sor. Huzurlu bulduğum bu yer artık beni istemez ve ben öfkelenirim. Yasemin son cümleyi biraz sert söyledi ve ardından birkaç saniye nefesini tuttu. Sonrasında oldukça tatlı bir tonda gözlerini senin gözlerine dikerek konuştu. Benimle alıp veremediği olan her bir musibet böyle günlerde saklanmalı. Ardından sen de gülümsedin. Yasemin devam ediyor. İyi ki bugün öyle bir gün değil. Canınızı sıkan her neyse sevgili dostum, bugün Deniz'in onu tedavi edeceği gün. Sadece köprünün en ucuna yürüyün ve sesleri dinleyin diyor. Bu basit görevi istersen yapalım şurada. Sen de Hemen tamamlıyorsan. yapalım. Tabii, hemen. Hemen yapalım. Galata Köprüsü şu şey galiba, balıkçının olduğu yer. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Hem Yasemin hem Demirci Dilek yani oyundaki kadın karakterler nedense sürekli gözlerini bize dikiyor konuşurken. Hayra, Anlam veremedim ben buna ama. hayra işaretli. Yani bir şey vardır illaki. Belki dönemin bu zorlu şartlarına karşı ne bileyim farklı düşüncelere oluşabiliyor yani farklı düşünceler. Belki bizden hoşlanmıyorlardır ama bize muhtaçlardır. Hani işlerini yaptırıyorlar ya sonuç Yok, olarak. bizden hoşlanmak değil de görevlerdeki başarımız gerçekten çok önemli. Köprünün ucuna yürüdün. Köprüdeki balıkçıyı başına selamladın. Ardından Yasemin'e elini kaldırarak selam verdin. Yasemin elini kaldırarak selamına karşılık verdi. Tabi buradan görünüyor mu? Önce ona bakmak lazım. Tabi sis var bugün ama. Gelsene bir şuraya. Şuradan bir hatıra fotoğrafı alalım. Hatırlıyorsan iki levelde almıştık. Dur, ben onu bir tekrardan canlandırmaya çalışayım şurada. Şöyle bakalım. Arkadaşlar gerçekten olağanüstü bir şey. Anılcım bu arada 49 seviye, 100 can, 100 kudret, 99 XP. Sen. Evet, çok çok hoş. Olağanüstü. Aynı. Balıkçı İdris'te görev var. Gelmişken Oo süper. alalım. Bak buraya kadar geldik onunla konuşmuyoruz. Midedeki pusula 46 seviye görevi. Oo yine zorlu bir görev bizleri bekliyor. Dev komodoyu öldürün diyor. Bu arada dev komodonun Evet. yerini de bilmiyorum çaktırma. Uyda ne yaparsın ne dersin? Yoksun epeydir ortalıkta. Namın aldı yürüdü. Şimdi ben yine kendi çevirime göre okuyayım arkadaşlar. O kadar şiveyi yapana kadar akşam olur. Artık çevirebildiğimiz kadarıyla bakın dilimiz ne kadar dönerse. Ben de herkese bu benim uşağımdır diyorum. Onunla yemiş içmişliğimiz, dostluğumuz var diye böbürleniyorum. Duydum adalara açılmışsın. Ama bir deryalar deryalar deryalar. İdris bir süre kendini türküsüne kaptırır. Sonra da sizin adalarla ilgili anlattıklarınızı ilgili dinler. Bu arada İdris gerçekten kendi memleketine çok bağlı. Herhangi bir kelimeden şarkı söyleyip oyun oynayacak kadar da neşeli biri. Sivri adamı dedin. O da benim son gittiğim adadır. Takam battı o adada diyor. Gençken aldırmadım. Kimseye dedim ben o adalara gideceğim. Dediler yapma etme artık eskisi gibi değildir. Başımıza taş yağdıktan sonra ne deniz aynı denizdir ne ada. Benim inadım tuttu açıldım denize. Deniz deniz değil okyanus mübarek. Al aşağı etti beni vurdu sivri adaya. Takam karaya vurdu parçalandı. Koca yaratıklar üstüme atıldı zor kaçtım adadan. Demek ki adanın mağdurlarından birisi de balıkçı İdris'miş. Bu da aklımızda bulunsun. Senin dediğin o dev komodo var ya, o benim takayı yedi yuttu. En çok da rahmetli babamın verdiği bir pusula vardı. Onu üzüldüm. Midesinde duruyordur o güzelim pusulada. Olur da leşini serersin, bir deşi ver işkembesine. Bak bakayım pusulam orada mıdır diyor. Orada duruyor mudur? Gerçekten çevirisi bayağı zordu. İngilizceden çevirsem bu kadar zorlanmazdı. Gerçekten öyle. Anıl, şimdi ne yapalım? Seninle Evet. Meran'a gidelim mi? Şimdi Meran'a doğru gidelim. GBM şey GBM görevi Gong göreviymiş. Gongları yapabilirsek yapalım, yapamazsak yine yapalım. Başka çaresi yok bu Arkadaşlar. işin. Aynen Ya öyle. yapamazsak diye bir şey yok yani biz bu işe yola çıktık artık. Bu yapılacak yani bunun kaçarı yok. Tabii canım. O yüzden destek alabiliriz yani. Evet şimdi yavaş yavaş ilerlerken ben de bir yandan Discord'a falan yazdım. Yani güzel bir destek bulursak da bizim için daha kolay olacak. Tabii ki.
Girdim girdim. Anıl, şimdi desteğimizi de alırsak tabii daha iyi olacak. Artık görevlerimiz bayağı bir zorlaştı, senin de bildiğin üzere. Maalesef ki öyle. Ya seninle öyle bir kesim yapmamız lazım ki aynı anda seviye atlamamız lazım. Atlarız, sıkıntı yok. Buradan Meran şehrine bir geçelim. Aynen. Dur bakalım. Personel. Dur bakalım, şurada ekibi toplayabilecek miyiz? Güzel bir grup oluşturduk. Anas, sen bana bir tekrar grup atsana. Atıyorum. Yani bir an önce halletmemiz gerekiyor şu görevleri. Şöyle ben vurayım, vursun. Niye vurmadı ya? Oo, 50 seviye hayırlı olsun. Sen gene atlıyorsun ya. Ufak bir fark vardı. Onun avantajı değilim. Bum. Haydi bakalım. Geldi mi seviye? Evet, Geldi. Seviye evet. geldi. Seviye Geldi geldi. mi? 50-50. Geldi. Mükemmel. Arkadaşlar, sizlerin de şahitliği huzurunda 50 seviye olduk. Gerçekten çok mutluyum. Sadece 9 seviyemiz kaldı 59 için. 50 puandan sonra yetenek puanı gelmiyor galiba. Yetenek Evet. puanı gelmedi bana. Dur bakalım, şurada buz büyücüsüyle kıran kırana çarpışıyorum ama. Hadi vuralım. Gonglar nerede? Gonglara gidelim. Gonglara mı? Şimdi bizi Buradan Senator bir Savaşçı yerde. götürecek. Öyle Gonglara mi? götür bizi sırayla diyeyim. Ölmezsin ya. Ölmez o bu. Gidelim. Hiç kesmeye gerek yok. Ölmez mi diyorsun? Yok o savaşçı ölmez. Bari şu buz, ama söyleyemedim ya. Bari şu buz büyücüsünü keselim. Hadi keselim. Saldır saldır bunlara. Adam biraz da rahata kavuşsun ya. Burada 3 tane büyücü var. Savaşa odaklı gidilir mi o kadar? Şurada bir dolduralım. Ha bak, bu arada bir tane saf maden çekmiştim. Bak, onu unutmuşum burada, saf demiri. Video girmeden önce çekmiştim. Onu Senator Savaşçı'ya vereyim. Tabi benimle alakası yok arkadaşlar bu çarın. Onun da bilgisini tekrardan sizlere vereyim. Ama Senator Savaşçı'yı açan arkadaşımız ismi Ömer. Ha, kara kemik verdi bir tane. Karakteri benim için açmıştı. Ben bunca zaman hiç Senator ile savaş oynamadım. Savaşçı. Buradan galiba. Evet, şu an ilk yer burası. Arkadaşlar, siz de takip edin nereye gittiğimizi. Ben yine haritayı açtım sizler için. Ama dediğim gibi Meran'da harita karanlık. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım nereye gittiğimiz konusunda. Zaten şu rampalara sürekli tırmanacaksınız. Bir kere önemli noktalardan biri bu. Sen O. takip edelim şeyi. Gel gel. Adam gidiyor. Şimdi iki taraf olarak ayrıldık burada da. Neyse, A şu gelin buradan diyor. Gelin buradan gel diyor. gel. Şu an Blavish gitti de. İlk başta Tamam. onun yanına gidelim. Senatör savaşçı bu gelin buradan diyor. Orası yüksek diyor. Burası daha alçak diyor. Alçaktan yükseğe doğru mu gitmemiz gerekiyor? Hmm. Yani sıralamasının şeyini tabii bizi getiren Senatör Savaşçı daha iyi biliyoruz. Meran muhafızı var şurada. Şu Slotları. savaşçı biraz rahat etsin ya. Keselim şunları.
Ben şöyle bir kutup atayım. Buz büyücüsü tam tepemde. Bilal ışın bir an önce yardım etmesi lazım. Hadi bakalım. El birliğiyle çıkacağız inşallah şuradan. Harika. Tabii canımız da biraz azaldı. Haliyle kuvvetli yaratıkların içerisindeyiz. Oldu. Oldu bu görev. Bakalım. Ben de hala olmadı. Şu anda oldu. En alçaktaki gongun yanına gittiniz. İbre kımıldamaya başladı. Bir yüksekteki gonga gidin diyor. Tabii gitmeden önce şöyle etrafı gösterelim. Ben de biraz oturup kudret doldurayım. Bir tane sol tarafımızı da görüyorum. Başka var mı etrafta diye şöyle bakıyorum görünürde. Ha, Yok. şey vardı. Görünürde sadece bir Ayna. tane var. Evet, doğru. Aynalı odada vardı. Daha ileride var mı? Bilmiyorum. 1, 2, aynalı oda 3 yaptı. Neyse bakalım götürsünler. Biz de oyuncu arkadaşlarımızla birlikte öğrenmiş olalım. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Gerçekten 50 seviyede olduk. Çok güttüm. Ama üzerimizdeki itemlerin biraz daha kuvvetli olması gerekiyor. Ayrıyeten gözlük falan alacaktık. Hala alamadık. Evet. 50 seviye olduk ama hala gözlüğümüz yok yani. İşte şimdi gerçekten senatör büyücü gibi dalmaya başladım. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz artık eldiven mor zaten. Onu Kenan'dan almıştık Hazret Efendi. Gerçi çok önemi yok. Feyzi var mıydı bende? Feyzi ve eldiven varmış. Ama onu şu an giymeyeceğiz. Benim üzerimdekiler şu anda Feyzi ve itemlerle donatılmaya başlandı. Şurada karakter bilgisi penceresini de açayım sizler için. Ekranı durdurup bakabilirsiniz buradan yeteneklerime ve hasar durumuma. İkinci gongun yanına geldik bu arada. Az önce biz karşı tarafta mıydık? Evet, oldu. Vay be, bayağı hızlı gelmişiz. Gongun yanına ulaşır ulaşmaz ibre tekrar kımıldamaya başladı. Rüzgarı yakaladınız. Daha yüksek bir gonga gidin diyor. Öyle Hemen yapalım. gidelim. Öyle yapalım. Ama öncesinde biraz daha canımızı yükseltelim. Bizim çünkü burada yaşamamız çok önemli. Hologramlar da bu arada daha yakından bakmış oluruz. Evet. Hadi bakalım yavaştan ilerleyelim. Çok güzel yani. Bura gerçekten çok güzel bir yer ya. Gelişmiş medeniyet her yerde gelişmiştir yani bu. Bir evin önüne bak, bir buraya bak. Yani Arzu Alcı bir şeyler söylüyorsa vardır bir bildiği. Adam boşuna söylemiyor. Ne gördüyse doğrudur. Yani burada farklı bir enerji olduğu da kesin. Yani elektrik desen elektrik falan değil bunlar, başka bir şey. Tabii canım. Yılan mı var? İşte ne bileyim, değişik bir şeyler. Hadi bakalım senatör yatıracak herhalde bunu. Yatırdın valla. Helal olsun. Test atalım da hızlıca geçelim buradan. Demeye kalmadan yatırdık ya. Aynen. Hiç durmaya bile gerek yok. Devam. Ben de dün yaptım bunu. Adımdan daha iyi biliyorum demiş. Bak bu bizim için iyi haber. Evet. Hemen geçelim buradan. Bayağı da dayanıklıymış ya. Bizim savaşçı. Gelmesi iyi oldu. Tabii. Hadi gidelim. Buradan da galiba.
Testini atalım da. Gel gel gel. Kimse kalmadı değil mi arkada? Aynen. Çok fena, çok güzel sistemli bir şekilde gidiyoruz. Ne oldu, benim karakter bir takılır gibi oldu. Yukarı gitmek istemiyorum yoksa. Oturalım hep tabii, can dolduralım, kudret dolduralım. Yukarıda lazım. Şöyle bir kamerayı tekrar çevireyim. Anıl, bir de söylediğimiz şeyi unutmayalım. Şu en ileride bir köşe var ya. Bakayım diğer tarafta var mı? O köşeye mutlaka Neresi? gidelim. Ben bir rampa görmüştüm orada. Oraya bir çıkalım. Hatta sağ tarafta da var. En sol tarafta da. Şu köşe bölüm var ya. Tamam, gideriz. Sıkıntı yok. Oralara mutlaka gidelim. Rampa falan da görmüştüm orada. Kesin çıkış vardır yani. Çıkış olmasa da en azından dibine gideriz. Gösteririz ne var ne yok. Tamam. Şu anda İflis tarafına doğru çıkıyoruz. Evet. Bu arada normalde şu sol tarafımızda İflis'in hologramı olması lazım ama şu an ben bir hologram göremedim. Sende de öyle mi? Ha, şu an geldi. Aynen. Şu an geldi. Çok büyük bir hologram bu arada, değil mi? Evet. Devasa büyüklükte. Nereden bakarsanız bakın aynı görüntüyü veriyor. Mesafe fark etmiyor. Zihin tutmadı mı? Evet, bir kez daha aynalı odaya geldik ve Gong'un tam önüne geldim. İçerideki Gong'un yanına ulaştınız. Manyetik ibre çılgınlar gibi dönmeye başladı. Daha yüksekte bir merkez olmalı diyor. Merkez olmalı dediğine göre artık finale mi geldik? Burası aynen, burası daha da yüksekte bir yer olması gerekiyor. Dur bakalım. Vitesle 3 tane yaratığı birden hallettim. Hadi bakalım. Oo, bizden başka kimseler de varmış buralarda. Bir bakalım. Tabii iflis ayaktaysa hemen gitmek sıkıntı olur mu? O gittiyse biz de geçeriz oradan. Enerjinin merkezine yaklaştınız. İbre yüksek hızdan dolayı görülemiyor. Kaydı yaparken diğerlerinden çok daha büyük bir Meran sanki size bakıyormuşçasına yanınıza doğru yaklaşmaya başladı. Arzu acıyla konuşun. Tabii bunu söylerken bir Gel fotoğraf alalım İflis'le, yanına gidip ölmeden. şu ilk cümlede bir imla hatası görünce bir takılır gibi oldum da. Ya şöyle yanına geçeyim ben İflis'in. Çabuk. Çek. Tam zamanında aldım. Gerçi. Tamam. Tebrikler. Şimdi Arzu Acil'le tekrar konuşacağız. Bayağı bir zorlu bir görevdi arkadaşlar. Bu ne kadar keşfi keyifli olsa da yardımsız bir şekilde bizim yapmamız belki saatlerimizi alabilirdi. Yani bu halimizde ben Evet. çok da ileri gidebileceğimizi sanmıyorum. Hatta saatleri bırak, görevi hiç yapamayız. Şimdi Topkapı'dan ışınlanalım. Sen tabii önce bir canlan da seni görelim. Evet. Arzu Ağacı ile konuşalım. Evet. Burada Hamit'in kahvesine ışınlanalım. Gerçekten güzel, keyifli bir görevdi. Ama tabii ki oyuncu arkadaşlarımızın yardımları sayesinde daha keyifli oldu. Evet. Biz uğraşsaydık eminim o kadar keyifli olmayacaktı. Arzu acile konuşuyorum. Yine bir teslimat görevi olmadı. Doğrudan yeni bir görev verdi. Elektromanyetik spektrum adlı bir görevimiz var 45 seviyede. Şehirdeki anıtları araştırın. Kayıtları alabildin mi? Yaşıyorsun. İnanılmaz bir şey. Enerjinin merkezini buldun mu? Heyecanımı bağışla. Arzu acile olanları anlatıyorsunuz. Demek o harikulade enerjinin merkezi en tepedeki tapınak gibi binada. Ve orada daha önce görmediğin kadar büyük bir dişi seni izliyordu ve onun her şeyin farkında olduğunu hissettin. Ne demek bu? Nasıl hissettin? Kafana mı nakşettiler? Büyü gibi bir his mi? Şimdilik şu enerjiyi bir inceleyelim bakalım. İnanılmaz bir yoğunlukta. Şu verilere bak. Çok güçlü ve garip bir enerji bu. Ve bu medeniyet bunu kullanmayı çok iyi biliyor. En yoğun olduğu kısımda enerji duran değil, akışkan. İki ucu var. Biri derinlere gidiyor, diğeri de yüzeye. Bu enerjiyle neler yapılabilir? Neler yapılamaz ki? Dostum, ben biraz verileri inceleyeceğim. Sadece kaba yorumlar yapabiliyorum şu anda.
Sana birkaç makara film vereyim ve sen de bu medeniyetin neyin nesi olduğunu öğrenebilmemiz için şehirde çeşitli ilginç bölgeleri araştır. Aşağılarda başka ipuçları olduğuna eminim diyor. Şu görevi Hadi alalım. gidelim. Yeniden Meran'ın Let's yolu go. göründü galiba bize. Aynen öyle. O da zaten söyledi, Meran'la bir görev olacak şeklinde. Şimdi anıtlar Hemen. olması lazım diyor. Anıtlar dediğin neresi? O Ben bilmiyorum. merdivenden, ya merdiven değil de yokuş mu diyeyim? Oradan yukarı çıkarken böyle devasa bir anıt görünüyor ya. Ya ben anıt diyorum ona da. Artık heykel de denebilir. Ne bileyim, yapı denebilir. Yani Acaba onu mu denebilir. kastediyor? Yolun sonuna mı gitmemiz gerekiyor? Görev Bilmiyorum almadan bakalım. gitseydik, görev almadan gitseydik nasıl olurdu? Bunu falan Bizi merak ediyorum. götürsün. Dur bakalım ya, ayarlayacağız bir şeyler. Ana. Oho. Sen ölüyorsun mu? Birazcık öyle oluyor. Öleyim o zaman. Şu hastane iyileştireni alalım çantaya da. Oo, tek başıma yatırıyorum ya. Yemin ediyorum ben kendimi açmışım iyice. Şöyle yapalım. Ejderha kudretlendiren iksir düştü. Müthiş. Gerçekten müthiş. Ejderhayı kudretlendiriyorsa Bize neler yapmaz ki? yani. Testi bıraktık ama uzaktan mı kaldı? Yok. Şimdi bunları da bir teste bırakalım. Şimdi burada anıtlar nerede? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben tamamıyla şu an grubun öncülerini takip ediyorum. Yani. Anıtlar, anıtlar. Aslında burada anıt sayılabilecek çok şey var. Şu ortadakinde siyah şey mi acaba? Burası mı Evet, şu an oldu görev. Şehirde 3 acaba? adet anıt buldunuz. Anıtlardaki isimlerden birini Ustras olarak tercüme edebiliriz. Fotoğrafını çektiniz, notlar aldınız. Arzu Acil'e konuşun. Hadi ölelim. Ustras ne demek ki? Senin bir fikrin var mı yoksa bunu da Arzu Ustra. Acil'den mi öğreneceğiz? Ustra. İsim, anıtlardaki isimlerden birini Ustras. Ustras. İlginç. Evet. Dur ben de şuraya gideyim de. Gel. Öldü bu sene savaşçı. Evet. Arzu Alcı'ya gidelim. Yeniden Arzu Alcı'ya gidiyoruz. Arzu Alcı ilk zamanlar biliyorsun bizi bayağı bir yıldırmıştı. Kendisi git gel git gel. Evet. Özellikle o loncasız olduğumuz Zaman. zamanlarda Yasemin'le çok böyle git gel oluyordu ya. Yeni ayakkabılarımızı falan eskitmişti. Labirent görevleri de ayrı bir şeydi zaten. Arzu Alcı ile konuştuğumda 45 seviyede yeni bir görev var. Dostlarım sizlerden bir ricam var. Hem kendi Discord sunucum hem de İKV camiasının en büyük Discord sunucusuna katılmanızı istiyorum. Bunlardan bir tanesi lider Discord sunucusu biliyorsunuz yöneticiliğini de ben yapıyorum. Bir tanesi de resmi olmayan biz oyuncular tarafından kurulmuş olan camiamızın en büyük Discord sunucusu. Bu iki sunucuya birden katılabilirsiniz. Linkleri açıklama bölümüne bırakıyorum. Sizleri de camiamızda aramızda görmek istiyorum.